Bu videoda eski bir tane sabit diski sökeceğim. Eskiden bayağı bir büyük değerdi ama 40 GB artık çok da işe yaramıyor. Gördüğünüz gibi üstünde bir tane kontrol devresi var. Bilgisayarla iletişimi sağlayan ve de elbette mekanik kısmı. Şu vidalarını sökerek işe başlayalım. Sanki burada bir vida daha var. İşte. Hala çıkarmak zor. Çünkü muhtemelen yapıştırmışlar. Şurada da bir filtre var. Gördüğünüz gibi bir tane disk, bir tane de kafa. Tabii daha yüksek kapasiteli sabit disklerde daha çok kafa ve daha çok disk olur. Bunda bir tane var. Şurada çok kuvvetli bir mıknatıs. Kafanın üstünde de bir elektromıknatıs var. İşte belli sinyalleri vererek kafayı istediği yere götürüyor. Bu arada kapak niye zor çıktı? Bakın burada içine hava girmesin diye her tarafını sıvamışlar bir sıvı contayla, o donmuş sonra. Aslında tabii hard diski böyle açık çalıştırmak onun ölümü demek ama biz zaten öldürmüş durumdayız. Deneyelim bakalım. Çünkü içine toz kaçtığı anda artık kullanılmaz hale gelir hard diskler. Çizilmeye başlar. İşte o 5400-7200 devir dedikleri bu motorun dönüş hızı. Kafanın da hızına dikkatinizi çekerim. Bir yere ulaştığı zaman inanılmaz bir hızla gidiyor. İşte bu sabit diskleri formatladığınızda aslında bu geometrik şekli veriyorsunuz bu diskin üstüne. İşte track dediği iz, yani yolların üstünde gidiyor kafa. Belli yollar var. Cluster dediği işte sektörlerden oluşan, yani sektör dairenin belli bir kısmı. Disklerde disk sektörü denen bir kısım var. İşte birkaç tane sektörü yan yana koyunca da cluster oluyor. Bu şekilde verileri track bilgisi, cluster bilgisi ve sektör bilgisini bilerek kafayı istediği anda istediği yere götürerek bilgiyi okuyor. Kafanın hareketleri gözle bile izlenemeyecek kadar hızlı. İşte o erişim süresi derler. İşte 7 milisaniye, 5 milisaniye, 10 milisaniye. Bir sonraki veriye erişme hızı. Sabit disklerde bunun gibi çok kuvvetli mıknatıslar bulunur. İşte bu mıknatıs ve elektromanyetik etki sayesinde kafayı çok hızlı bir şekilde hareket ettirebiliyor. Yani iyi bir mıknatıs arıyorsanız bunun içinden alabilirsiniz. Her ne kadar kafa diske değiyor gibi görünse de aslında değmiyor. Çok çok minik bir aralık var orada. Ve kafa değerse zaten diski çizer. Gene disk mahvolur. Şurada da kafayı park etme mekanizması var. Yani disk dönmüyorken kafa belli bir yerde durup zarar görmesini engellemek için.
Şöyle de videoyu hangi koşullarda çektiğimi göstereyim size. İşte buradan bilgisayarın kabloları dışarı çıkarıp böyle bağladım. Kamerayı da üstüne getirdim. Şimdi şu kısmı bir çıkaralım bakalım. İşte bu gördüğünüz iki parçadan oluşan çok kuvvetli mıknatıs. Yani tornavidayı zor ayırıyorum. Kafa mekanizmasını da çıkaralım. Mıknatısın öbür parçası. İşte bahsettiğim bobin de bu. Yani o mıknatısın arasında şu bobinle kafa yönünü buluyor. Şurada da bağlantıyı bu şekilde yapmışlar. Kontrol devresi de ana çip bellek modülleri ve diğer parçalardan oluşuyor. Ayrıca şu anda sökmekte olduğum bu fırçasız motoru da o kontrol devresi kontrol ediyor. İşte bütün bilgilerimizi yazdığımız disk bu kadarcık bir şey. Artık üstüne parmak izlerim de geldi. Bundan sonra artık kullanılabilir durumda değil. İşte bu da bahsettiğim fırçasız motor. Bunlar hem güçlü hem de çok düzgün devirle dönen motorlar. Aslında bu motorları da bazı projelerde kullanmaya niyetim var. Gördüğünüz gibi bir sabit diskin içinden çıkan bütün parçalar burada. Hani basit gibi görünse de aslında müthiş bir teknoloji barındırıyor. Biz de böylece bir sabit diskin içini görüp merakımızı gidermiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere.